Evet arkadaşlar, yepyeni bölüme hoş geldiniz. Tuhaflık vardı. O tuhaflığın sonucunda da Dokuzlar Vadisi'nin su altında kalmış harabelerinde profesörün laboratuvarının girişini arayacakmışız. Yani değişik kafalar. Atlantis arıyoruz sanırım biraz. Ha, ne diyorsun yani? Atlantis arıyor muyuz dersin? Bilmiyorum. Abi zırh gay zırhına benziyor. Ayıp be. En iyi zırhlardan biri bence bu. 43 davul ayı. Allah geliyor. Maskeyi kullanıyor musun sen? Evet. Ama olay maskede zaten. Maskeyi Niye? kullanmazsan. Nasıl niye? Niye? Bayağı niye yani? Maskenin kattığı şey ne ki sana? Pasif veriyor baba. Maske. Evet. Ne? Pasifi ne? Seni söyleyeceğim bir saniye. Adam kestikçe lifesteal yapıyor. Ha, O o da zaman onun olur. yüzdeliğini arttırıyor. O zaman olur. Ben adamın Siyah yüzünü daha çok sevdiğim varken için de... çok kullanmıyorum. Baba burada Adam hala portal loot ya. varmış. Portal varmış burada. Oha. Denizin içinde. Git. Siyah varken bu sönük kalmış. Ya bu kombin olduğu için, ya siyahın kombini olmadığı için. Ya şimdi şöyle bir şey, var. Bak şu rakipleri öldürmek can tazeliyor. 6'da 6 yapıyorsun. Ya da abi zırhı daha fazla 270 zırh veriyor yani. Bundan daha iyi. İyi güzel. Oy. Ben kaçıyorum o zaman. Tamam, Where kolay is she go? Baba nereye? Bilmiyorum. Ben de bir single oyuna başlarım ya. Diyorsun. Aynen. Sonra yatarım ben. Okey, hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz şef. Hadi bak. Bu ne oğlum, saçma sapan. Spikes. Sixth sense of humor someone's got. Ah. Ah. Ölmeyelim. Her hit. Bunun için değer mi? Değmez. 625. Ah. Ah. Ne değişik bir yermiş lan. Nereye geldik anlasın. Allah.
blood soaked. Grave Robber was wounded while attempting the climb, needed to bandage up. Managed to avoid the Panthers at least. Gardiyan'ın sesi çok rakip, garip robot gibi. Değil mi kanka? Garip bir yere gidiyoruz bakalım da, ha bakalım yani. Buradan geldik. Belli şüpheli şahıslar laboratuvarımın yakınlarında dolaşmaya başladığından ötürü ek güvenlik önlemleri uygulamak zorunda kaldım. Çalacak kıymetli bir şeyler arayan sıradan aydutlar olduklarını ve araştırmamla ilgilendiklerini pek sanmıyorum ama tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Okunmayan kısım. Dahası mühendis bir tanıdığım tavsiyesiyle tesisi basit bir mekanik aparatla güvenli hale getirmeye karar verdim. Laboratuvarlara giden yoldaki odalardan birinde duvarların yüksek noktalarında yer alan 4 çıkıntılı taşa basarak kapıların kilitlenmesi ve açılması sağlayan bir mekanizma kurdum. Basit bir büyü kullanarak bu kilidi açabilirim ancak sıradan bir hırsız iki zorlukla karşılaşacak. İlk önce bu taşları ve neye yaradığını ve ardından da bunların basmanın bir yolunu bulması gerekecek. 4 tane çıkıntı yani. Okay. Canlanacak gibi. Ya şu seslerden nefret ediyorum. Oh man. Not bad. Wouldn't mind having some of that myself. Course locked. Notes I found mention 4 protruding stones. Gotta press them somehow. Crossbow maybe? Try to hit them. Yeri nerede? Yeri de burada herhalde. Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. Sanki canlanacak gibi. A lot of thought into its design. Should look around. Impressive. It's just decoration or... Oh.
getting better. Bakalım nereye gidiyoruz. Geri dönüyorum. Damn it. Burada bir kaydedelim de. Ne olur ne olmaz. Right, right. Now to find the next portal. Şimdiki ses karşıdaki diyor. Doğruymuş. All right. Now to find the next portal. Hayır. Bir Damit ya. Right. Now to find the next portal. Ah. Right. Now to find the next portal. Must be where Moreau had his lab. Guessing this man didn't come here willingly. Just need to pick an entry. The 18th of Yule, year 1102. Today I begin my great life's endeavor. One greater and more significant than any I have thus far undertaken. For it relates to me personally, to myself and my son. When 15 years passed, a beast of the forest assaulted me. A witcher came to my aid, saved my life. I could not know that for said salvation, I would in the end pay by relinquishing any say as to my own son's fate. Had I the skill to turn back time, I would have done so, and perished rather than surrender to the Witcher as my only son. But as it was, on the day when Jerome was taken, I swore an oath on my honor that I would recover my son. Today, following years of research and preparation, I have at last devised a device that allows me to study mutations. If the gods in their goodness grant me but a bit of favor, I shall find a way to reverse said mutations and restore Jerome to a normal life. So, Professor wasn't out to enhance Witcher mutations, wanted to reverse them. Wonder if he managed, and if there's anything in it for me.
observation number 30. The mutations do not set in at once. Curiously, they do not develop over a span of time. Rather, for a mutation to progress towards completion, the appropriate mutagen must be applied continuously. The subject does not bear this well, but I found a way to make the mutations less taxing, invasive. To the mutagen base, I add the albumin of a mutated giant centipede egg. Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop, remain small. The eggs themselves are a sight to behold. Mutated, they are luminescent, emitting a wondrous glow. I can only hope my addition of the albumin will produce no significant side effects. Time will tell. Crystal for this entry's missing. Might be somewhere. Should look around. Crystal for this entry's missing. Years of experiments, research, sacrifice. All for naught. I have failed to achieve my defined objective. Each mutation I applied to my subjects proved ineffective when applied to Jerome. What I meant to cure him of his witcherism, that which I meant to restore to him a normal life, only deepened his mutations, further augmented his speed and strength, rendered him yet more inhuman. It seems my son must remain a witcher forever. I have failed. The time has come to abandon this place. Return home to Lydia. She may yet deign to take me back. The contraption and mutagens I leave here. Let them wither and crumble. As did my dreams of regaining my son. Hikaye. So the professor wanted to reverse the mutation's effects. Ended up deepening them. Stroke of luck for me. Could profit from his failure. So, professor tried to neutralize the effects of Witcher mutations. Only managed to enhance them, though. Used the albumens of giant centipede eggs as his mutagen base. Need to go on an egg hunt. Intriguing as machinery goes, but how do I start it up? Quite the library. Mostly tomes on mutations and genetics. Preserved organs. Hope their donors weren't forced to give them up. Oh. Pek çıkışa gidiyor. Her şey nerede acaba? Crystals. Should mount them in the megascope. Missing two crystals. Just need to pick an entry.
Pardon ediyorum. Observation 22. Despite applying a surfeit of toxic substances, significantly more than usual, the subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Seen enough. Bayağı direkt buraya mı açılıyormuş? İçine girip deney mi olacağız ya? Professor
professor's mutagens might work on me as they did on his son. Now, time to find out. Kendini öldürteceğim lan. Allah mı olacağız buradan çıktıktan sonra? Sana. Yani. Bir dalalım da yani burada bir canavar şeyi varmış. Nefes alalım da ölmeyelim. Altan. İskelette miydi abi? Arkada bıraktım. Çok değilmiş. Sıkıştık buraya. Neyse arkadaşlar, diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.